Tabiat kanunları Tanrının matematiksel bir düşünce şeklidir demiş Öklid. Bu arada biraz da Öklit'ten bahsedelim. Öklit, milattan önce 330 ile 275 yılları arasında yaşamış İskenderiyeli bir matematikçi ve filozoftu. Öklit, gelmiş geçmiş matematikçilerin içinde adı geometri ile en çok özdeşleştirilen kişidir. Videoya bu alıntıyla başlamamın nedeni ise aradan 2340 yıldan fazla geçmesine rağmen bugün hala Öklit'i geometrinin babası olarak kabul ediyoruz. Ayrıca Öklit'in bu sözünün çok da güzel bir fikri ortaya koyduğunu düşünüyorum. Öklit tabiat kanunları hakkında bir saptama yapıyor ve bu kanunların aslında tanrının matematiksel düşünceleri olduğunu, yani tabiat kanunlarının altında bile matematiğin yattığını söylüyor. Geometri kelimesinin kökü Yunanca'dan gelir. Hatta size ilginç bir bilgi vereyim. Geo, Yunanca'da yeryüzü demektir. Metri ise ölçme ya da ölçümleme anlamına gelir. Yani geometri demek, yeryüzünü ölçümleme demektir. Ökli, tarihte geometri üzerine çalışan ilk insan değildi. Ondan önce yaşayan insanlar, eh, yerde bu şekilde duran iki dal parçasıyla bu şekilde duran iki dal parçasını karşılaştırıp buradaki açıklığın bundan daha büyük olduğunu görmüş ve buna kafa yormuşlar. Evet, bu fikrin üzerine çalışmışlardı. Hatta bir ağacın dalının bu şekilde uzandığını gördüklerinde az önceki dal parçaları arasındaki açıklıkla bir ilişki kurmaya çalışmışlar. Bir çemberle karşılaştıklarında ise Çemberin çevre uzunluğu ile çemberin bir tarafından diğer tarafına çizilen çizgi ile arasındaki ilişkiyi merak etmiş ve bu ilişkinin tüm çemberler için geçerli olup olmadığını da araştırmışlardı. Evet insanlar hep meraklıdır. İlk insanlar da en az bizim kadar meraklıydılar. Düşünsenize keşfedecek ne çok şey var. Tabi bazı toplumların ya da uygarlıkların daha çok merak ettiği konular olabilir. Örneğin antik Yunan uygarlığına baktığımızda Yunan matematikçilerin geometri hakkında çok daha detaylı araştırmalar yaptığını görürüz. Mesela Pisagor. Pisagor Öklit'ten önce yaşamıştır. Peki Öklit'ten önce yaşamış ve geometri hakkında önemli araştırmalar yapmış bir dolu insan olmasına rağmen neden Öklit'i geometri nin babası olarak tanımladık. Milattan önce 300 yıllarında, yani yaşadığı yıllarda öklit geometrisinden bahsedildiğine dair bulgular var. Kendi çağında kendini kabul ettirmiş bir matematikçi. Mesela aradan 100 yıllar geçtikten sonra burada Öklid'in Rafael tarafından yapılmış bir resmi var. Öklid'in nasıl biri olduğunu ve nasıl göründüğünü kimse bilmiyor. Eminim Rafael de bilmiyordu ve Öklid'i İskenderiye'de ders verirken resmetmek için hayal gücünü kullandı tahminen. Neyse bu kadar hikayeden sonra Öklid'in neden geometrinin babası olarak kabul edildiğine geri dönelim. Öklit Elementler adında 13 ciltlik bir eser yazmış ve bu eser aslında dünya üzerindeki en ünlü kitaplarından biridir. Bu 13 ciltte öklit, geometri, sayılar kuramı ve katı cisimler geometrisi. Evet, bugün üç boyutlu geometri olarak da bilinir. Bu konular üzerine çok tiz ve detaylı bir araştırma yapmış. Burada gördüğünüz elementler eserinin İngilizce versiyonunun ya da İngilizceye çevrilmiş diyeyim. ilk versiyonun, İlk kitabı 1570'te basılmış ve eser tabii ki de Yunanca yazılmış. Orta çağa geldiğimizde bilim alanında Araplar öne çıktığından elementler Arapçaya da çevrilmiş. Orta çağın sonuna doğru da Latinceye ve daha sonra da İngilizceye çevrilmiş. Evet, Öklit'in çok ama çok titiz bir çalışma yaptığından bahsetmiştim. Mesela e, Öklit Dik üçgenin bir kenarının uzunluğunun karesi ile diğer kenarının uzunluğunun karesini toplarsanız hipotenüsün karesini elde edersiniz, demedi. Bu arada tüm bunlardan ileriki videolarda bahsedeceğiz ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Öklit bunun yerine yani bir şeyin doğru olduğunu kabul etmek yerine doğru olduğuna inandığı şeyleri kanıtlamayı tercih etti özellikle düzlem geometrisini konu alan altı kitapta öncelikle bazı varsayımlarda bulundu. Geometri dilinde bu varsayımlara postulat ya da aksiyom deniyor. Aslında tüm kitaplarında varsayımlarda bulundu. Bu aksiyomlardan yola çıkarak da bazı kanılara varmayı başardı. Bunlara bazen teorem de denir. Yani Öklit bu doğru ve bu da doğruysa bunun da doğru olduğunu kabul eder. Sonra da bundan yola çıkarak başka şeylerin de doğruluğunu kanıtlar. Kısacası bu dairelerin ya da kavramların doğru olduğunu ya da doğru olmadığını kabul etmez. Doğruluklarını ya da yanlışlıklarını kanıtlar. Ve her doğru aksiyon ...aksyomdan yola çıkarak başka aksiyonların doğru ya da yanlış olduğu sonucuna ulaşır. Öklit'in düşünce ve çalışma tarzının özel olmasının sebebi ise... ...bunu daha önce kimsenin yapmamış olmasıdır. Daha önce kimse uçsuz bucaksız bilim dünyasında her bir bilgiyi kanıtlamaya çalışmamış. Dediğim gibi herhangi bir konuyu seçip doğru olduğunu kabul etmek yerine çalıştığı konularda aklınıza gelebilecek her şeyi kanıtlamaya çalışmış ve aksiyon, postulat ve teoremlerden oluşan bir yapı inşa etmiştir. Düşünsenize, Öklit tüm bunları düşünüp yazdıktan 2000 sene sonra bile, yani 1700'lü yıllarda eğer elementler eserini okumadıysanız ya da okuyup anlamadıysanız yeteri kadar eğitimli ve bilgili olarak kabul edilmiyordunuz. Bütün bunları söyledikten sonra kitabın Batı'da bugüne kadar en çok basılan kitaplardan biri olduğunu söylersem herhalde şaşırmazsınız. Ama dini kitaplardan sonra en çok basılan kitabın bir matematik kitabı olduğunu öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz. Düşünsenize, matbaa icat edildiğinde ne basalım diye düşünmüşler ve akıllarına kutsal kitaplardan hemen sonra Öklit'in elementlerini basmak gelmiş. Bu eserin geçerliliği konusunda ise yakın geçmişte tabii 150-160 sene öncenin yakın geçmiş olup olmadığı tartışılabilir ama evet burada Abraham Lincoln'den bir alıntı var. Lincoln Amerika'nın en ünlü başkanlarından biridir. Burada 30'lu yaşlarının sonunda çekilmiş bir fotoğrafını görüyorsunuz. Lincoln Öklit'in elementlerinin büyük bir hayranıymış. Devamlı bu eseri okurmuş. İşte Lincoln'un kendi sözleri. Hukuk eğitimim boyunca kanıtlamak kelimesiyle sıkça karşılaştım. Önceleri ne anlama geldiğini anladığımı düşünmüştüm ama sonra aslında anlamamış olduğumu fark edince çok memnun oldum. Kendi kendime bir şeyi kanıtlarken doğru olduğunu düşünmek ya da göstermenin dışında ne yaptığımı sordum. Kanıtlamak ile bir şeyin doğru olduğunu göstermek arasında ne gibi bir fark olabilir? Lincoln burada kanıtlamak kelimesinin aslında çok daha derin bir anlamı olduğunu söylemeye çalışıyor. Bir şeyin doğru olduğuna inanmak yerine titiz bir çalışmayla tüm şüphelerden kurtulmak demek olduğunu anlatıyor. Devam ediyorum. Webster sözlüğüne baktım. Vay be demek ki bu sözlük Lincoln'ün zamanında bile varmış. İnternet yoktu tabii ama evet sözlükler vardı. Sözlükte kesin kanıt, olası şüpheye yer bırakmayacak kanıt gibi ifadelerle karşılaştım ve bu bahsedilen kanıtın nasıl bir kanıt olduğuna karar veremedim. Benim kanıtı kelime olarak anladığım haliyle bu olağan dışı akıl yürütme tekniğine başvurulmadan da birçok şey şüpheye yer bırakmayacak şekilde hali hazırda kanıtlanabiliyordu. Başka sözlüklere, kaynaklara başvurdum, sonuç aynıydı. Daha iyi bir tanımlama bulamadım. Kör birine mavi rengi anlatmaya çalışmak gibi. En sonunda Lincoln dedim. Hmm. Demek ki kendi kendine konuşuyor. Evet. Lincoln dedim. Eğer kanıtlamanın ne demek olduğunu iyice anlamazsan iyi bir avukat olamazsın. Bunun üzerine okula ara verip babamın evine döndüm. Ve Öklit'in altı kitabına bakar bakmaz her önermeyi bir kere de kanıtlayana kadar oradan ayrılmadım. Oh, Lincoln burada düzlem geometrisi hakkında olan altı kitaptan bahsediyor. Evet. Daha sonra kanıtlamanın ne demek olduğunu anladım ve hukuk eğitimime geri döndüm. İnanılmaz değil mi? Dünya tarihinin en önemli devlet adamlarından biri, eminim ki Lincoln ismini duymuşsunuzdur, iyi bir avukat olabilmek için Euclid'in düzlem geometrisi üzerine yazdığı altı kitaptaki her önermeyi anlayıp bir kere de kanıtlaması gerektiğine inanmış ve Beyaz Saray'da geçirdiği tüm zaman boyunca önemli konular üzerinde düşünürken iyi bir başkan olmak için bunu yapmaya da devam etmiş. Bu yaklaşım beni çok etkiledi. Evet geometri videolarında biz de bunu yapacağız. Herhangi bir konuyu büyük bir titizlikle en ince ayrıntısına kadar inceleyecek ve kanıtlayacağız. Yani 2300 sene önce Öklit'in yaptığının biraz daha modern halini yapacağız ve mantığımızı, aklımızı yürüterek bir şey söylediğimizde söylediğimiz şeyi kanıtlayacağız. Matematiğin temeli de budur zaten. Aritmetiğin sadece hesaplamak olduğunu düşünebilirsiniz ama şimdi geometride matematiğe biraz daha farklı bir gözle bakacağız ve tabii ki Öklit geometrisini işleyeceğiz. Çünkü matematik demek bazı varsayımlarda bulunmak ve bu varsayımlardan yola çıkarak başka varsayımlar elde etmek demektir.